Merhaba, bugünkü misafirlerimiz Kemal ve Metin Kahraman. Kemal'i 22 yıl sonra ağırlama sevinciyle soruyu Kemal'den başlatayım. Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Zaten çalışmalarınla buradaydın. Metin'le hoş bir çalışma sürdürüyorsunuz. Hem bölgenin kültürü açısından, hem genel kültürümüz açısından, hem de halkın bilgisi ve kültürü kaybolmasın diye.
Dersimin özel bir durumu var mı? Halk bilimimiz, halk müziğimiz ve halk tapıncımız içinde. Dersimin özel bir yeri var. Tabii biz de bunu sizin de sözünü ettiğiniz gibi yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir Metin'le beraber özellikle Dersim bölgesi sözlü kültür geleneğiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar sürecinin bize öğrettiği bir şey olarak söyleyebiliyoruz. Yani bu 20 yıllık tecrübenin öğrettiği bir şey olarak söylüyoruz. Dersim'in Anadolu'nun sözlü kültür geleneğinde, sözlü kültür hafızasında çok özel bir yeri var. Bunun sebebi aslında işte bütün tarih boyunca aslında düzler her zaman merkezi otoritelerin kendi rengine boyadığı bir alan olmuş. Dolayısıyla şehirler, kasabalar sürekli yeni siyasi iktidarların tercihlerine göre şekillenirken ya da onların rengine boyanırken dağlar aslında çok daha eski bir kültür hafızasını hep devam ettire gelmiş. Bu aslında modern zamana kadar hep böyle yürümüş. İşte ancak modern zamanla birlikte teknolojinin gelişmesiyle diyelim dağlar da artık zapt edilmiş. İşte Dersim 38 meselesini biliyorsunuz. Aslında bütün tarih boyunca sürekli dağla şehir arasında bir çelişki olmuş. Dağlar her zaman bu hegemonik kültür ilişkilerinden, baskıcı kültür ilişkilerinden kaçmak isteyen ya da kendini o baskıdan korumak isteyen halkların sığındıkları mekanlar olmuş. Kendi coğrafi imkanları çerçevesinde. İşte modern zamanla birlikte işte daha gelişmiş teknoloji tabii ki dağları da zapt etmiş. Bugün dağlar da artık merkezi otoritelerin kendi rengine boyadığı bir alana dönüşmüş. Ama yakın tarihe kadar sözlü gelenek özellikle dağlarda yaşamış. Dersim'de Anadolu'nun önemli bir dağlık bölgesi. Aslında hem Akdeniz'i paralel gelen Toroslar, işte Antep, Malatya üzerinden hem de Karadeniz'i paralel gelen dağlar tam Dersim'de kesişirler. O yüzden Dersim'in hemen hemen bütün çevresi, yani Dersim denilen kültür bölgesi dağlık bir bölgedir ve bütün karakterini belirleyen de bu coğrafi durumdur aslında. Zaten kültür tarihi kitaplarında da genelde Ankara'dan doğusuna, İran'a doğru dersek, Ankara'dan doğuya doğru hep İran platosu diye söz edilir. Bir haritaya baktığımızda da görüyoruz ki gerçekten Ankara'dan öteye bir plato oluşur. Dağlar vardır. Daha yüksek bir coğrafi durum söz konusu. Yani buranın evet bu sebepten kaynaklı da özellikle Dersim'de Alevi inancının yoğun yaşandığı bir bölge olduğu için gerek Selçuklar gerek Osmanlılar döneminde de merkezi otoritenin tercihi Sünni İslam olduğu için dağlık bölgelerde daha çok işte bu Sünni inançtan ya da merkezi otoritenin tercihi olan, ideolojisi olan Sünni ideolojiden kaçmak isteyen Alevi grupları yerleşmiş. Ve hem Alevilik anlamında hem de dil anlamında, Zazaca, Kürtçe diller açısından bunların sığındıkları alanlar olmuş. Peki bu sizin değerlemeleriniz, oradan yararlanarak yapılanlar bir mirasın devri bence Metin. Sen ne söylemek istersin? Yani bir mirasa sahip çıkma, bir mirasın devri, saklanması. Evet, biz kendimizi zaten aktarıcı olarak görüyoruz. Yani 20 yıldır o alanda sözlü tarih çalışmaları yapan insanlar olarak o kültürün aktarıcıları olarak görüyoruz. Yaptığımız iş o yani, aktarmak. Aktarmak. Ama bu aktarılan kültürden siz yararlanıyorsunuz. Belki yeni yararlayıcılar, yeni yararlanacak kişilerin umudu da var bu aktarmada belki. Yani bütünüyle bir aktarma olduğuna inanmıyorum. Çünkü
giriş parçanız herhalde sizin bir çalışmanızdı, değil mi? Evet. Zaten çalışmalarımızı ikiye ayırmamız gerekir. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları. Bir otantik kaynaklar gibi dokunmadan bir araya getirdiğimiz albümler var. Bunlar işte Yaşlılar Dersim türküleri söylüyor. Süreyla yine otantik eserler ama biz yorumladık. Biraz bir müdahale var. Fakat dediğiniz gibi bir de ayrıca Ferfecir, Meyman, işte Deniz Koydum adını Renklerde Yaşamak, Şahmaran gibi o kültüre yaslanan ama daha çok bizim ürettiğimiz eserlerden oluşan albümlerimiz de var. Peki Şahmaran sizin için ne? Ben Şahmaran üstüne çalışan biri olarak Şahmaran benim için bir vefa sembolü. Bilmiyorum siz Şahmaran'a nasıl bakıyorsunuz? Şimdi Metin'in söylediği çerçeveden bakarsak bizim yaptığımız çalışmalarda örneğin Çevere Hazarı albümü aslında Dersim kültür bölgesindeki sözlü Alevi literatürünü örneklemeye çalışan bir çalışmaydı. Diğer taraftan işte Şahmaran da bir bugün herkes işte Anadolu'da hatta İran'a kadar hatta Avrupa'ya kadar genişlemiş bir hem anlatı olarak masal olarak hem de bir sembol olarak işte kuyruğunu ısıran yılan sonsuzluk sembolü olarak kuyruğunu ısıran yani bir dairesellik çizen yılan sembolü çok yaygın tarihin çok derinliklerinden gelen bir sembol. Bizim aslında temel tezimiz şu. Şimdi bütün tarih yazıcılığı aslında belgelere dayanarak yazılmak istenmiş. Tarih bilimi zaten objektiflik kriteri, bilimsellik kriteri gibi bir takım komplekslerle diyorum ben. Kendi bütün verilerini resmi kaynaklara dayanarak yani yazılı kaynaklara dayanarak aktarmış. Oysa bizim bu 20 yıllık çalışma sürecinde fark ettiğimiz bir şey olarak sözün hafızasının yazınınkinden daha güvenilir bir hafıza olduğunu fark ettik biz. Yani herkes bütün tarih yazıcılığı kendi objektifliğini ya da bilimselliğini ancak bir veri varsa, bir yazılı kaynak varsa ona dayanıyorsa bu en güvenilirdir şeklinde öğretiliyor bize. Oysa sözlü geleneklerde ve söz hep küçümsenir bu anlamda. Sözlü gelenekle aktarılmış kültürlerde sanki yazı gibi çok önemli bir medeniyet enstrümanını tanımayan kültürler olarak daha geri bir kültür durumu olarak görülür. Oysa işte dediğim gibi bu 20 yıllık çalışma sürecinin bize fark ettirdiği bir şey olarak aslında sözün yazıdan çok daha güçlü bir hafızası olduğunu fark ettik. Hatta yazının belki de tarihte en büyük manipülasyon enstrümanı olduğunu, bir manipülasyon aracı olduğunu fark ettik. Çünkü yazı tarihte hep devletle ya da siyasi kurumla birlikte varola gelmiş. Ve siyasi kurum, o hegemonik yapı kendi gücü ölçüsünde tercih ettiği ideolojiyi her yere yaymış ve kendine uygun versiyonlar yaratmış. Bu mesele Alevilik açısından da böyledir. Şahmaran açısından da böyledir. Bizim Şahmaran'la ilgili hani bu kadar yazılmış, çizilmiş hem eski versiyonlar olarak hem de yeni bu modern zamanda modern edebiyat ürünleri olarak Şahmaran birçok yazarımızın da üzerinde durduğu bir masal. Dolayısıyla sanki bu konuda siz ne diyebilirsiniz ki gibi bir durum çıkıyor. Halbuki bizim işte Mustafa Düzgün derlemesi olarak Dersim'de bizden daha önce derlemeler yapmaya başlamış bir aydınımız Mustafa Düzgün. Mustafa Düzgün derlemesi olarak işte Mırsa Süleyman diye vefat etmiş bir yaşlımız, yaklaşık 110 yaşında vefat etmiş, yakın tarihte vefat etti. Bir yaşlımızdan derlediği Şahmaran masalı üzerinden fark ettik ki aslında Şahmaran hem kurgusal olarak hem bir anlatı olarak çok mükemmel bir yapı üzerine kurulu. Yani mesela Şahmaran kurgusal olarak başladığı yerde biter. Bir daire çizer yani. Ve
Bu aslında sembolüğün de söylediği bir şeydir. Yani kuyruğunu ısıran yılan anlamında. İşte oradan hareketle diğer yazılı şahmaran versiyonlar, işte Binbir Gece masallarında var, siz de bilirsiniz. Efendim, Osmanlıca bazı kaynaklarımız var. İşte Ahmet-i Dahi'nin yazdığı bir şahmaran versiyonu var. 15. yüzyıllarda yayınlanmış. İşte modern zamanda siz dahil bazı aydınlarımızın yazdığı versiyonlar var. Ben şeylere sadık kaldım. Eski eyvallah. Yazmalara. Eyvallah. Yani ben de kendimi bir aktarıcı olmaya çalışıyorum. Çünkü onlara yorum getirmektense oradan çıkarak yeni bir şey yazarsınız ama onunla da artık şahmaran olmaz. Biz de öyle görüyoruz. Yani bu yani yeni bir Kerem, ben Kerem'le Aslı da çalıştım. Harita açarak çalıştım. Çünkü o eski metinlerde çok sadık olarak Kerem'in dolaştığı yerler söyleniyor. Hmm. Evet. Gerçi daireler çizerek dolaşıyor ama bölge çok açık. Ben yoruma gitmekten yana değilim. Yoruma gidersem artık onun adı Kerem olmaz. Aslı olmaz. Başka bir şey olur. Yani onu yapmaya da hakkımız var. Yani tabii, sizin de var. Tabii. Benim de var. Aynen. Yani bunu onları yaptım ama benim için gerçekten şahmaran hep insandan daha vefalı olduğu için bugüne hikayesi kalmış bir yaratıktır. Yani evet. Sizin için nedir diye sorduğum o. Yani işte tam o noktayı söylemeye çalışıyordum ben. Yani bizim için şahmaran aslında en eski dini metindir. Çünkü aslında inanç öğretileri temelde insanın en temel ontolojik soruları üzerinden çıkar. Yani bize yine modernitenin öğrettiği gibi din insanın korkularından ya da çaresizliklerinden çıkmamış. Yani insanoğlu anlayamadığı yıldırımı kavrayamadığı ya da geçemediği ırmağa o çaresizlik yüzünden bir tanrı konseptine ulaşmamış. Aslında çok yüksek bir fikirsellik ürünü olarak, çok yüksek bir soyutlama olarak kendi varoluş sorularına cevap ararken inanç öğretileri çıkmış. Yani ben kimim, bu şahit olduğum alem nedir? Neden faniyim? Hem böyle soru sorma yeteneğim var hem de neden? Yani bir tarafım tanrısalken olayları anlamak, bu alemi anlamak anlamında neden geldim, gidiyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum, bu alemin evveli nedir, ahiri nedir gibi çok temel sorulardan çıkmış bir metindir. Bu anlamda da hayat nedir, ölüm nedir, ne için yaşamalı? Aşk için yaşayacaksak nasıl bir aşk yaşamalıyız? Fani aşk mı, ilahi aşk mı? Gibi çok temel varoluş sorularından. Tabii. Ayrıca o iki tutkunun kesiştiği bir yer var. Yani ayrılamaz gibi geliyor bana bir şair olarak. Yani fani aşkla ama aşkla evet, yani. Evet. İlahi aşk dediğimiz olayı ayıramazsınız. Yani aşktır o. İşte ama çok çeşitli dilimizde kelimeler çok yan anlamlarıyla çok zengin şey için de öyle. Yani Dımılkı için de öyle. Eyvallah. Yani Kürtçe için de öyle. Kullanılan kelimeler, kullanılan alanın kelimeleri zengin. Evet, evet. Şimdi mesela fani aşk, ilahi aşk ayrımı bizzat masalın kendisinde var. Bilirsiniz Cihan Şah da işte bütün cihanın şahı olduğu halde ve en olmaz bir aşkı gerçekleştirdiği halde Peri Padişahı'nın kızı Şemsi Banu'yla evleniyor. Hiç olmayan bir Adem oğluyla bir peri kızının evlenmesi gibi imkan mümkünü olmayan bir şeyi gerçekleştiriyor ve o aşkın, o tutkunun yol göstericiliğiyle onun arkasından giderek bütün varlıktan, cihan şah olmaktan vazgeçerek aşkının arkasından gidiyor.
Ama sonuçta işte Kurtlar Dağı'ndan geçerken bir kurt saldırıyor ve Şems-i Banu'yu öldürüyor. Ondan sonra Cihanşah bir mezar bekçisi oluyor. Evet. Ama diyelim ki Belkıya ise işte o Muhammed'in cemaline aşık olmak dolayısıyla, o da biliyorsunuz Mısır Firavun'un oğlu, o da Firavunluk'tan, yani yine bir şahlıktan diyelim, vazgeçerek bütün bu nimetlerden, şandan, şöhretten, kudretten vazgeçerek Muhammed'in cemali için yollara düşüyor. Ve aslında sonunda kendisi aradığı şeye dönüşüyor. Kendisi bizzat o yolun sonunda Muhammed oluyor, öyle diyelim, parılayarak yok oluyor. Evet, o kadar. İşte Balkıyor, o parılıyor. Şeyin, o ışığın parçaları. Evet. Yani şeyde de ben Sünni bir terbiye gördüm ama bize de şöyle bir şey anlatıldı. Yani Sünnilerin aradaki tarikatlar da şeye karşıdır. Yani şeriata karşıdır. Ama bize bir aynanın parçaları olmak diye anlatıldı. Yani bütün bu alemdeki görüntüler büyük bir aynanın kırılmışlığının üstündeki parçalardır. Tabii Alevi öğretisinde de. Yani siz şeydir bu çünkü. Yani Yaradan'ın parçası olmak. Çok bence çok büyük bir ahlak öğretisi, ona layık olmak. Eğer siz yaratıcıysanız bir yanınızla, evet, o yaratıcının parçasıysanız, onun kadar bağışlayıcı olacaksınız, evet, onun kadar cömert olacaksınız. Tabii insanın bencilliği kalkacak ortadan, ki nerede? Nefsimize karşı cihat yapacaksınız. Yani ama o zaman başka birine kötü gözle bakamazsınız. Evet, aynen. Peki bu şimdi savaşlar zaten niye bitmiyor o zaman yani? Tabii. Yani siz perdeyi açacaksınız, gözünüze Ali görünecek ya da Yaradan görünecek. Bütün mesele o perdede. Bu peşinen de bunu hani söylerler. Ben anlamazdım, bu baştan söyleniyorsa insanlar niye yüzlerce gün çileler çekiyorlar, yollara düşüyorlar. Ama bunu adam kendi özünde duyacak. Evet. İnanacak buna. Tabii yani bildiğiniz gibi zaten Alevilik öğretisi bu zahir alemi, görünen alemi Tanrı'nın tezahürü olarak görür. Yani bütün alem aslında Tanrı'nın tezahürüdür. İnsanoğlu da bu zahir alemde yaratılmışların en şereflisidir. Eşref-i mahlukat anlamında. Eşref-i mahlukattır, evet. Evet. Ve 18 bin alem insanda vardır. Bu anlamda bir Adem, yani insanoğlu bütün alemi kendinde zaten var eden bir mikrokosmostur. Siz kendinizde hakkı bildiğinizde, kendinizdeki hakkı keşfettiğinizde hak sizde tezahür etmiş olur. Evet. Zaten Ademoğlunun yaratılma sebebi de Allah'ın tezahür etme arzusudur. Şimdi işte tekrar dönelim. İslam'ın bir tek tarifine katılırım. İyi ahlaktır. Evet. İyi ahlaktır ve yani bütün dinler bu insanoğlu denen nankör, kardeş kanına aç gözlü mahlukun iyi huylu olması için konmuş kurallar aslında. Ve hiç kimse de bunu dinlememiş. Bence sanatçılar dışında, tekrar müziğe dönelim. Belki doğrusu müzikle ibadettir. Müzikte o iyi olma duygusunu ileten yanı duymaktır belki. Eyvallah. Şahmaran'la ilgili sadece şöyle bir son cümle kurayım. İşte bu araştırmalar sürecinde, yani yazı ve söz, yazılı gelenek üzerinden aktarılmış Şahmaran versiyonlarıyla
sözlü geleneğin aktardığı Şahmaran versiyonlarının aslında en eskisi işte dediğim gibi Binbir Gece masallarında var Şahmaran. Fakat örneğin kurgusal olarak bütün yazılı versiyonlarda ama istisnasız bütün yazılı, Ahmet-i Dahi'nin versiyonunda dahildir buna. Bütün versiyonlarda Şahmaran'da masal içinde masal anlatılmasının sebebi hep Şahmaran'ın camsanı ya da camsapı daha uzun süre yanında tutma arzusu gibi gösterilir. Yani aslında bir masal bitmiştir ama Şahmaran bu konuğunu daha uzun süre yanında tutmak istediği için sana bir masal daha anlatayım da öyle git der. O bitince de bir masal daha kaldı onu da anlatayım öyle git der ve böyle biz işte Camusa'nın, Belkıya'nın ve Cihanşah'ın hikayelerini dinleriz. Oysa sözlü gelenekte biz fark ediyoruz ki bu üç masal birbirini zorunlu kılıyor. Yani kurgusal olarak, hikayenin gelişimi olarak siz Camusa'nın masalıyla başlarsınız masala. Fakat masal belli bir noktaya geldikten sonra işte Belkıya'nın hikayesine geçilir ve Camusa Belkıya'nın hikayesini dinlemeye başlar. Ve Belkıya'nın hikayesi bir noktaya geldikten sonra tamamlanmadan ondan sonra Belkıya Cihanşah'ın hikayesini dinlemeye başlar. Ondan sonra ilk önce en son başlayan Cihanşah hikayesi bir sonuca ulaşır ve ulaşılan sonucun açtığı yoldan Belkıya hikayesi devam edebilir. Belkıya hikayesi tamamlanır ve ondan çıkan sonuç da ancak Camusa'nın hikayesi tamamlanmış olur. Bu anlamda yani iç içe üç tane daire görürüz biz masal kurgusu içinde ve bunların her biri de birbirini zorunlu kılan bir spiral gibi bir kurgusallık ortaya çıkarır. İkinci ayrıntı da yani yazılı versiyonlarla sözlü versiyonlar arasındaki fark olarak örneğin bütün yazılı versiyonlarda Camusa'nın adı yani bizim Zazaca ve Kürtçe versiyonlardan öğrendiğimiz Camusa sadece Dersim'de derlediğimiz iki versiyonda var. Bir de yani Camusa adı, form olarak Camusa adı Dersim'de biri Zazaca biri Kürtçe olmak üzere derlenmiş iki versiyonda var. Ayrıca da bir başka arkadaşımızın Hevi diye bir Kürtçe dergide yayınladığı Elbistan bölgesinde derlenmiş bir masalda Can Musa diye söylenmiş ama o yazan arkadaşımızın yani derleyen arkadaşımızın Can Musa'nı bir makul forma sokma isteğinden mi yoksa kaynak kişi mi Can Musa demiş. Bunları tam fark edemiyoruz. Ama diyeceğim ve biliyorsunuz yine yazılı versiyonlarda zaten Şahmaran masalı Şahmaran olarak geçmez. Camasname olarak geçer. Şimdi burada Camusa üzerinden biz fark ediyoruz ki yani bu küçük nüans farkları Belkıya ya da Bululkiya versiyonlarıyla beraber aslında çok önemli kurgusal incelikler taşıyor. Camusa Zazaca'da ca yer demektir. Musane öğrenmek demektir. Camusa yeri öğrenen demektir. Şimdi buradan Belkıya aslında çok büyük bir ihtimalle işte eski Türkçe'de balkımak fiili vardır, parıldamak manasında. Belkıya çok büyük bir ihtimalle balkımak fiiliyle ilişkili bir durum. Oradan anlıyoruz ki aslında Şahmaran masalında her kahraman kendi adının hikayesini yaşıyor. Bu anlamda yani bütün kurgusallıkta çok önemli bir yani önemsememiz gereken bir incelik var. Ve en doğru versiyona da aslında ne kadar çok versiyon derlerseniz o sayede ulaşabilirsiniz. Evet, bence bütün onları derledikten sonra siz de çünkü yeni bir yorum eklersiniz. Evet. Yani sözün güvenilir olmayışı, gerçi yazılırken de aynı şey yapılır. O dinlediğiniz bütün sorulara bir soru da sizin eklemenizdir. Ben Kerem'le Aslı'da bir tek soru sormuştum ve o yüzden yazdım. Keşiş Aslı'ya ne dedi ki Aslı düğmesini çözmedi? Evet.
Yani bu soruyu cevaplayabilmek için yazdım. 200 sayfayı aşan bir şeyi. Yani şeyde onu sormadım. Şahmaran'dan. Hayır, Şahmaran, çünkü ben Şahmaran'a başka türlü bir saygı duyuyorum. Yani insanoğlunun vefasızlığına inanmakta haklıydı diye. Bütün anlattığı öteki şeyleri, söylenceleri çok öne almamışım ama bir de böyle bakacağım. Geldik şu aleme bir dost bulmaya, özünü meydana seresin güzel. Müzikle ibadetin birleşmesini anlıyoruz. Bu Alevilikte var, Mevlevilikte var, bütün tarikat dediğimiz bütün yollarda var aslında. En ortodoks yorumlarda da var. Yani ezanın müzikle okunması, efendim ilahilerin kiliselerde. Aslında bu işi müzikçilerin yaptıkları dönemde, benim oğlumun eğitimi yüzünden de biliyorum, her vaktin ayrı bir makamı varmış. Makamı var. Ayrıca bu işi yine müzikçiler yaparken iç salayı verdiği makamda imamın ayeti o makamda okuması gerekiyor. Belki bilirsiniz, hoş bir hikaye vardır. Bir köye gitmiş yeni bir kaymakam. Bakmış ki ezan okunuyor ama adam şey diye okuyor. İşte ezan uykudan hayırlıdır Arapçasını söylüyor. Sonunda derler diyor. İşte hayal etsela derler diyor. Yahu diyor kaymakam, bu ne biçim ezan? Derler derler, efendim diyorlar, bizim burada sesi güzel müezzin bulamadık. Ermeni köyünden getirdik, çocuk da dini zedelenmesin diye ezanı okuyup okuyup derler diyor. Müzik, ibadet daha doğrusu, Tanrı'nın karşısına çıkma hali. Yani bir insan, Cem için de böyle söyleniyor. Örneğin Seyit Süleyman Şahin der ki, biz Cem yaptığımızda Hakk'ın huzuruna çıkarız. Eğer biz hakikatsak Hak burada hazır ve nazır olur. Yani bizim bu Cem birliğimizde, eğer biz gönüllerde birliği gerçekleştirebilirsek, o zaman Hak burada ve bizimle beraber olur. Dolayısıyla ibadetin kendisi aslında Hakk'ın huzuruna çıkma halidir. Hak da bir manadır. Tanrı en yüce manadır. Ve o yüceliğin karşısına çıkmak ancak güzel sözle ve melodili, müzikli ifade imkanlarıyla mümkün. Yani siz öyle büyük bir mananın karşısına çıkıyorsunuz ki bu manayı ancak işte esinli sözlerle ve müzikli, melodili ifade imkanlarıyla dışa vuruyorsunuz. Örneğin birçok Zazaca beyitte bizi bu güzel sesimize bağışlasın, bu hoş yakarıya bağışlasın şeklinde hep yanık sesle söylemek, güzel söylemek hep övülür ve onun Tanrı ile bizim aramızdaki mesafeyi kapatacağı düşünülür, öyle diyelim. Dolayısıyla aslında ibadetin kendisinde müzik hep vardı, bu Tanrı huzuruna çıkma hali yüzünden. Bir konserde de ağlayabilir. Evet. Ve sonunda güzel duyu dediğimiz estetikte gerçekten tanrısal bir şey var. Sen güzellik karşısında sarsılır. Çok kısa bir müzikle bağlayalım sözümüzü. Dilinize sağlık. Bugün Kemal ve Metin Kahraman misafirimizdi. Dersim'den, Halk Bilim'den
müzikten konuştuk. Yine güzel bir insanla ya da bugünkü gibi şanslı olursak güzel iki insanla güzel günlere inancımızı taze ederiz. Özgürlüğünüze sahip çıkın, özgürlüğünüze sahip çıkın, sanatla kalın.